Merhaba arkadaşlar. Bugün posta güvercinlerimin markalama işlemini size göstereceğim. Ayaklarına taktığım markayı bu şekilde poşetler halinde satılıyor. Türkiye Güvercin Federasyonu 2022. 61'den başlayıp 80'e kadar bir poşette 20 adet var. Yani şöyle göstereyim. 06 461 2022 serisi bana ait. Ve ayrıyetten şöyle kendi ismimin yazılı olduğu Tuncay ve telefon numaram. Bunları da üzerine takıyorum. Her markanın üzerine birer tane de bu bileziklerden takıyorum. Posta güvercinlerim olur ki kaybolursa, ilk havasında bazen kaybolan kuşlarımız oluyor. Bazen Şahin'in darbesiyle düşen oluyor. Bir şekilde bize ulaşmaları için ayağına bu şekil ismimin yazılı olduğu ve telefon numaram. Tabii TGF markasından da bizi bulabilirler ama biz ayrıyetten böyle demir ismimizin yazılı olduğu marka. Bu TGF markalarının kartları bunlar. Bunları da kuşlarımızı gösterip geri alabiliyoruz. Bize ait olduğuna inandırabiliyoruz. Markanın seri numarasını tahmin edebilirler ama bu kartı gösteremeyenler kuşun gerçek sahipleri değildir. Bilginiz olsun. Evet, şimdi yavrularımızı çekelim. Hemen. Şöyle burada. Anne şu an iki yavrunun üzerinde. Tek başıma olduğum için de video çekmek biraz zor oluyor. Anne. Babası dışarı çıkmıştı. Babalarını da hemen çekelim. Burada kaçtı. Şimdi iki yavrumuzu buraya alalım. Annenin altından. Evet. Aldık. Evet, anneyi gösterelim. Annemiz burada. 2021 markalı dişi. Evet, yavrularımızın biri işte yumurtaları annenin altından alıp tek yumurtayı ilk yaptığında videolarımda var. Ayırıyordum ben. İkinci yumurta yaptığında annenin altına bırakıyordum. Görüyorsunuz, yavrular eşit bir şekilde büyüyor. Birisi çift kanattan saz vermiş. Bir kanatta bir kanatta 3 adet. Birinde de direkt baba gibi sinekli vermiş. Karapal yani. Büyük bir ihtimalle bu düz olan, kanatları düz olan erkeklik. Sazlı olan da büyük bir ihtimalle dişilik. Evet. Nasıl markalarını göstereceğim şimdi size. Telefonu buraya sabitleyeceğim. Arkadaşlar. Şimdi yavrunun birini alıyoruz. Ben markayı genelde sağ ayaklarına takarım. İlk önce ismimin yazılı olduğunu şu şekilde, ters bir şekilde aşağı doğru yazının harflerinin 3 tane tırnağını şu şekilde 3 adet tırnağını halkadan geçirip arkada tek bir tane kalıyor, zaten geçti. Sonra TGF markasını, yazılar yine aşağı bakacak şekilde, onu da şimdi anlatacağım size. Bu şekil takıyoruz. Hafiften
Yavaş yavaş yukarıya doğru çektik mi geliyor zaten kendisi. Şimdi 2 adet marka taktığımız için şurada biraz gelmeme olayı var. Onu da bir tüy yardımıyla araya sokup ayağını çektik mi bu şekil geçiyor. Evet arkadaşlar, yavrulara markalama işlemi bu şekil yapıyorum ben. Evet. Tuncay TR bu şekil 62. Evet. Geri sökmesi de basit, sıkıntı değil, aynı şekil. Evet arkadaşlar, markalama işlemi bu şekilde. Rahat okuyabilmek için güvercin büyüdüğünü farz edelim. Şu şekil kuşu elimizde tuttuğumuz vakit, ayağını şöyle yaptığımızda, iki ayağını parmaklarımızın aramızdan aldığımızdan sonra şu şekil. Hem seri numarasını daha hızlı okuyabiliriz, hem de telefon numarasını daha hızlı okuyabiliriz. Yukarı doğru takarsak zorlanırız okumakta. Ben markalama işlemini bu şekilde yapıyorum. Diğerini markalayalım. Evet. Sağ ayağına markaları takıyorum ben. İlk önce isim yazılı olan 3 tırnağını ilk önce 3 ayak parmağını geçiriyoruz. Daha sonra da markamızı aşağı doğru. Evet bu şekil. Sonra bir tüy yardımıyla iki parmağın arasına şu şekil geçirip parmağı çektik mi zaten geliyor. Evet arkadaşlar. Postaları yavrularımız markalandı. Hemen annenin altına yavruları geri bırakıyoruz. Çünkü biraz esiyor bugün burası. Evet. Markalama işlemi bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.